Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim, yapımı çok kolay, işlek eti. Yoğurma kabım içerisine 1 su bardağı ılık su, 2 su bardağı ılık süt, 1 paket kuru maya, isterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz ve 1 tatlı kaşığı dolusu toz şeker. Karıştıralım. 5 dakika bu şekilde dinlendirelim. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurtanın akı sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Biraz daha karıştıralım. Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Un üzerine de 1 tatlı kaşığı dolusu tuz. Oldukça kolay kat kat bir keti olacak. Benim sürekli yaptığım tariflerden. Unumuzu yavaş yavaş kontrol ilave ederek hamurumuzu tamamlayalım. Artık hamurumu elimle toparlayacağım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Hamurumu güzelce yoğurdum. Kıvam bu şekilde olacak. Ben ortalama 9 su bardağına yakın un kullandım. Siz yine de kontrollü olun. İsterseniz malzemenin yarısını indirerek daha az keti elde edebilirsiniz. Sütleyici yapışmaması için üzerine 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ döküyorum. Keti hamurumuzu sıcak bir ortamda 1 saate yakın mayalandırmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken biz de içini hazırlayalım. 100 gram tereyağımı tavanın içerisine aldım ve eritiyorum. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ. Üzerine 2 su bardağı un. Karıştıralım. Kat kat çok kolay bir işlek eti oluyor. Bu iç harç sayesinde daha lezzet katıyor tarife. Unlu içi orta ateşte ortalama 10 dakika kadar kavuracağız. Unlu iç harcımızın kokusu çıktı ve rengi dönmeye başladı. İçerisine 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum ben. Tekrar karıştıralım ve ocağımızın altını kapatalım. İçlik etimizin içini soğumaya bırakalım. Hamurum mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel mayaya geldi. Havasını alalım. Hamurumu tezgahıma aldım ve toparlayalım. Şimdi 10 eşit bezeye ayıracağız. Bezelerimi tamladım ve üzerlerine bir tane örtü örttüm. Bir tane bezemi alıyorum. Ve çok az un serpiştiriyorum. İsterseniz enlisi, isterseniz de merdaneni açabilirsiniz. Ben merdaneni açacağım. Servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz hamurumuzu. Hamurumu yeteri kadar açtım. Arasına eritilmiş ve soğutulmuş tereyağı sürüyorum. Bu şekilde ketimiz katkut oluyor. Daha sonra önce iki kenarını, sonra da diğer kenarlarını üste getireceğim. Bu katını yağlamıyoruz. Elimizle bu şekilde genişletiyoruz. Bir tatlı kaşığı dolusu hazırlamış olduğumuz harçtan koyuyoruz ve dağıtıyoruz. İsterseniz daha az da kullanabilirsiniz. Sonra bu uçlarını toparlayarak büzüştürüyoruz.
Elimizle bu şekilde bastırarak yuvarlak yapıyoruz ve genişletiyoruz. Olabildiğince de inceltiyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde tamamlıyoruz. Kullandığınız içlik eti iç harcımız mutlaka soğuk olması gerekiyor. Ketimi tamladım. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyoruz. Ketelerimi tamladım. Üzerlerine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısını sürdüm. Kaşık yardımıyla bu şekilde şekiller verelim. Ketelerimi önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri güzelce kızana kadar pişirmeye gönderelim. Ketilim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Altta bu şekilde. Ve tel tel ayrılıyor. Katlarını görüyorsunuz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.